Vatandaş borç batağında. Sabancı suikasti davasında karar. Amerika'da Flynn skandalı büyüyor. Günün haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde yine göstericilere saldırdı. Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşirken yaşanan olay, Erdoğan'ı protesto eden grupla Erdoğan destekçileri arasında bir anda yükselen gerilimle başladı. İlk arbedenin akabinde kavgaya Erdoğan'ın yakın koruma ekibi de katıldı ve Demirtaş'a özgürlük pankartı taşıyan, aralarında kadınların da olduğu gruba tekme tokat saldırdı. Amerikan polisi gerilimi yatıştırmakta zorlanırken ağır yaralanan iki gösterici hastaneye kaldırıldı. Erdoğan'ın bir önceki ziyaretinde de yaşanan koruma terörü Amerikan medyasında geniş yankı buldu. Televizyon ve gazeteler Erdoğan'ın korumaları göstericilere saldırdı başlığıyla haberi seyircilerine duyurdu. Amerika'da bir yıla aşkın bir süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın avukatı Şebnem Erişmek, Washington Büyükelçiliği konutunun önünde görüldü. Amerika temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde gittiği konutta Zarrab'ın avukatıyla görüşüp görüşmediği bilinmiyor. Reza Zarrab'ı Amerika'da tutuklatan ve hakkında yazdığı iddianameyle 75 yıla kadar hapsini isteyen New York Güney Bölge eski federal savcısı Prit Bahara, Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi için ilginç bir tweet paylaşmış ve "Umarım bu görüşme kayda alınıyordur" ifadesini kullanmıştı. Bankalar Birliği Mart itibariyle bankalara kredi veya kredi kartı borcu bulunan ve borcunu halen ödemediği için yasal takibe giren 3 milyondan fazla vatandaşın olduğunu açıkladı. Bankaların varlık yönetim şirketlerine devrettiği 1,5 milyon kişiyle birlikte bu sayı 4,5 milyon kişiyi aşıyor. Sorunlu kredilerin 2012'den beri toplam kredilerden daha fazla büyüdüğü belirtilirken vatandaşın 30 milyardan fazla borçlandırıldığı dikkat çekiyor. Sabancı suikasti faili, terör örgütü DHKPC üyesi İsmail Akkol hakkında mahkeme 21 yıl sonra kararını açıkladı. Akkol ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti kırmızı bültenle aranan diğer sanık Fehriye Erdal hakkında çıkarılan yakalama emrinin henüz infaz edilemediğini belirterek Erdal hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. New York Times gazetesi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmaya son vermesi için görevden aldığı FBI Başkanı James Comey'e baskı yaptığını iddia etti. Trump'ın "iyi biridir, umarım konuyu kapatırsınız" dediği de haberde yer aldı. Konuyla ilgili haber Beyaz Saray tarafından yalanlandı.